Osman, ne haber? İyidir. Ne yapalım? Çalışıyoruz işte. Saat olmuş. Bayağı olmuş. 17.31. Biz hala buralarda çalışmaya devam. Osman, nasıl bir çalışma içindesin? Neler yapıyorsun? Allah'a haber giriyoruz. Video giriyoruz. Bak şöyle bir kutu geldi. Bak bunu açacağız daha mesela. Ne Daha geldi? bunu açacağız bugün. Watchfit. Hatta bunu hemen şimdi Özgür abiye gittim açsın ya. Özgür Çetin. Ver bakalım Bunu ya. sana verelim. Bir kutusunu Ver aç kutu. hemen. Hazır. Kovayıcı Özgür geldi. Gel Hemen Oğuz gel açalım biz açalım beraber açalım. açalım yani. Gel 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 çek 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 çek. Heh. O da aradan Bak çıksın. şimdi Huawei Watch Fit bugün tanıtıldı yani bugün tanıtıldı derken Türkiye'de bugün tanıtıldı. Biz de hemen kutusundan çıkardık. Gel şöyle abicim daha yakına. Dikdörtgen şeklinde bir ekran var. Biliyorsun son dönemde bunlar popüler olmaya Bak, başladı. bak bakalım. Oppo'nunki orada. Bak görüyorsun Oppo'nunki. Benim elimdeki de Yok. GT2 modeli. Huawei'nin bunu. Evet, bende de bir şey yok, Sende de bir şey yok. görüyorsunuz. Olur inşallah. Olur inşallah. Watchfit aslında şöyle ilginç bir ürün onu söyleyeyim ben size hemen. Bileklik ile akıllı saat arasında bir şey. Tam akıllı saat değil ama tam da bileklik değil onu söyleyeyim. Arkasında bir şeyler vardı. Arkasında bir şey yazıyor. Ne diyor? 1.64 inçlik AMOLED ekranı varmış. Long battery life diyor. Long'u ben açayım biraz isterseniz. 10 güne varan bir pil ömrü var. Bayağı bir lampmış yalnız. Evet. Ama işte şey gibi bu. Hani 15 gün biliyorsun akıllı saatlerde. Peki Burada şey uygulama yükleniyor mu ona? yüklenmiyor. Yok. Ha işte. İşlenmiyor. Zaten 10 gün olmasını Şu yüzden söylüyorlar. sordum. Pek çok bizim takipçimiz akıllı saatle akıllı bileklik ayrımını öyle yapıyorlar. Diyorlar ki akıllı bilekliğe yani uygulama yükleniyorsa akıllı saattir. Uygulama Değil. yüklenmiyorsa akıllı bilekliktir diye bir Değil. Ama ayrım Huawei şey onu kırdı, şöyle yapıyormuştur. kırdı. Huawei Watch GT ailesinde de akıllı bir hani saat olmasına rağmen uygulama yüklenmiyor. Ama şöyle bir artısı var İşte bunun. ona da akıllı bileklik diyorlar. Öyle bir şeyler olanlar. İşte o çok doğru değil ama bence şöyle bir Bence de şey öyle. oluyor. Uygulama yüklediği zaman da 2 güne düşüyor. Samsung'un da var. Evet. Yani. Şimdi dönelim istiyorsan buraya Oğuzcum. 96 tane egzersiz modu varmış. 96 tane. Evet. Bilimsel bir size yardımcı oluyor. Onu anlatacağım birazdan. Full health monitoring diyor. Uyku takibi yapıyor. Kalp ritmini takip ediyor. Bir de stres takibi yapıyor. Biliyorsunuz zaten daha Şey önceki var mı? modellerinde de Kemik vardı. oksijen ölçümü. Evet o da var. SPO2 var. Çok güzel bir şey söyledin. Wow. GPS de var. GPS önemli. Zaten egzersiz olduğu zaman GPS olmak zorunda. Olmuyorsa çöpe at o cihazı bence. 5 atmosferde ATM'de suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Ya Şimdi duşa bunu falan girebilirsiniz, giriyoruz. Mesela ben yüzebilirsiniz. çıkarmıyorum saati bu arada. Ben hiç duşta muşta hiçbir yere çıkarmam saati. Zaten yüzme aktivitesi de vardır muhtemelen Yani var. falan. Bunu nasıl açacağız? Şimdi bir bıçak alalım. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Watch Fit'i kutusundan Fiyatı çıkaracağız. belli mi bu arada? Fiyatı belli. Fiyatı söyleyeyim. 899 lira. O Bence uygunmuş çok iyi bir yani. fiyat. Yani bence de uygun 900 lira. Gerçi Huawei'nin saatleri uygun zaten ya. Bakın rengi de çok şirin. Yeşil gibi bir rengi var. Zaten kutu rengi de böyle. Görüyorsunuz. Şu an çıkartalım. GT2 ile aradaki farkı görüyorsunuz. Biraz ince uzun. Bayağı ince uzun yalnız bu. Şöyle bir Oppo'yla yan yana tutayım mı? Oppo'yu tutalım Nasıl yan oluyor? yana. Bir tut bakalım. Şöyle durduğu zaman Oppo'ya açı bayağı bir enli duruyor bunun yanında. Evet. Enli ve bayağı akıllı. İşte Evet. bu yüzden diyorlar muhtemelen. Hani akıllı bileklikle akıllı saat arası bir şey diye onu söylüyorlar. Şöyle göstereyim. Evet, Açayım farklı bir şunu. tasarım olmuş. Ben böyle bir tasarım görmemiştim. Arka tarafta algılayıcılar böyle. Bunu gösterelim. Şöyle bir önden de göstermiş olalım. Bence şık bir şey yani. Kutudan ne çıktı başka? Şarj Biraz kablosu. ona bakalım. Şarjı nasıl Kablo onu mu yoksa bilmiyorum. şey mi? Harbi cihaz falan mı yapmışlar? Bakacağız. Şurada bir kablomuz var. Bu özel bir adaptör gibi bir şey var. Bakın. Şöyle USB ucu. Bir ucu da böyle. Acaba şuraya bir yere mi bağlı? Şöyle yapılıyor herhalde. Yok, ters oldu. İtiyor çünkü şu anda siz bunu tam anlayamazsınız. Şöyle bu şekilde şarj oluyor. Tabi anladığınız gibi özel bir şarj kablosu bu. Hem Android'de çalışıyor bu arada. Bunu bazen soruyorsunuz. Hem de iOS uygulamamız var. Başka bir şey var mı? Yok burada kullanım kılavuzları falan var. Burada da bir şey yok herhalde. Bakalım yok. Bunlar boş yani kutu. Zaten ihtiyaç da yok. Bunlar hani kutu dik dursun diye tasarlanmış şeyler. Şu an Huawei bayağı bir ekosistem kuruyor. Hatta bununla ilgili video çekeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu ekosistemi anlatan tableti, bilgisayarı, saati, bilekliği, şusu busu adamların her şeyi var. Diğer markalar da o yönde doğru ilerliyorlar. Açalım mı saati ya? Bir açalım ya. İnsanlar belki bir arayüzünü merak ediyor ama eşleştirmek gerekebilir bu arada. Şu an açılıyor.
Evet, İngiliz diyor, İngiliz diyor. Türkçemizi bulalım. Ekranda galiba şey var yalnız, şunu çıkartayım ben. Hop, çıkarttık. Türkçe yapalım. İşte eşleştirmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar, eşleştirmeyi de yaptık. Saatle eşleştirmeden bu ayarları göremiyoruz çünkü. Aslında Watch GT'ye benziyor, arayüz olarak söylüyorum. İşte bu standart arayüz aslında orada da vardı, biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Ayarlara bakalım. İşte güç var, rahatsız etmeyin var, egzersiz ayarları, sistem ayarları hakkında filan var. Şöyle şu tarafa doğru geçince, işte şu an tabii ölçemiyor ama normalde kolumda olsaydı ölçecekti. Stres ayarımız var. Şu an stres ayarı dediği ne? Ya stresli olduğun zaman o bir şey ölçüyor sana, günlük real time ölçüyor. Mesela 24 derece diyor, onu gösteriyor. Kalp atışından falan mı ölçüyor acaba? Stresi başka? Evet. Evet. Hatta ben takayım bak. Oğuz bir çek bakalım biz şunu. Bakalım stresli mi özgür abi? Bakalım stresli miyim değil mi? Şu saati çıkartalım, GT2'yi çıkartıyorum. Gerçi bunu Osman sen test edeceksin, ha söyleyeyim yani. Ben test ederim ya, stresli olup olmadığını. Bunu ölçeceğiz diyorsun. Tamam, şu taktık saatimizi. Bu arada şarkıyı da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar ama şu an etmeyeceğim çünkü o telefonla kayıt kullanıyoruz, video çekiyoruz. Şöyle bakalım, muhtemelen bu arayüzler, evet arayüzlerimiz de var burada, görüyorsunuz bakın. Böyle güzel arayüzler var. Mesela şunu seçelim, ben böyle her şeyi görmeyi seviyorum. İşte salı, tarih, saat, adım, şu an sıfır gösteriyor ama sıfır değil tabii, ben bayağı yürüdüm. Kalp, bakın kalbi şu an, kalp ritmini gösteriyor. Şuradan bakalım, kalbimizi görüyoruz. Kaç atmış şu an kalbimiz? 72 atıyormuş. Kalp atacak. 105'miş en fazla gördüm, peak attı. Tabii şu an çok yeni taktığımız için stresimiz yok şu anda Osman, sıfır diyor stres. Aynen. Şarkıyı da burada bir, ben Deezer var bende, Deezer'ı açmıştım. Buradan Def Leppard çalmış ama şu an dediğim gibi çalamam çünkü çaldığım anda şu an o telefonda kayıt yaptığım için sıkıntı olur. Burada da bu arayüz zaten standart, Huawei'nin telefon saatlerinde olan arayüzümüz burada da karşımıza çıkıyor. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Huawei Watch Fit'i detaylıca inceleyeceğiz ama Osman inceleyecek. Neden? Neden diye soracaksın. Osman yakın zamanda... Osman daha iyi inceliyor. Hayır, Osman daha iyi incelemiyor. Ben de inceliyorum. Özellikle saatlerde ben yapıyordum biliyorsunuz. Ama ben başka bir saat inceleyeceğim. Şimdi onu söyleyemiyoruz. NDA var onunla ilgili. Yani 30 Eylül'e kadar konuşamıyoruz o saatle ilgili. Onu ben inceleyeceğim. Bunu da Osman arkadaşımız inceleyecek. O gün gelene kadar Huawei Watch Fit ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin. İnceleme videosunda hepsini yanıtlayacağız arkadaşlar. Öte yandan burası önemli, dinleyin lütfen. YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çok güzel çekilişler, çok güzel videolar gelecek. Çok kafa patlatıyoruz bununla ilgili, hem Osman'la hem kamerayı tutan arkadaşımız Oğuz'la beraber. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmaktan çekinmeyin. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.